Merhabalar, ben Ferhat Erdoğan arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Sabah saat 6:30. Evet arkadaşlar, şimdi parabolün grafiği doğru ile parabolün durumları ile ilgili test çözümüne devam ediyor. Sınav yayınlarının şeyine. Evet. Birinci sorumuz. Eksi 3 sıfır noktasında teğet olan. Bakın 3'e sıfır noktasında teğet, şurası yanlış. 3'e sıfır noktasında teğet olan dediği için hemen şu yapacaksınız arkadaşlar. Hocam y'm sıfırmış. Şuraya yapayım. Y eşittir a çarpanda x eksi 3 değil mi? 3 değil mi? Hemen şuraya geldim. X'in yerine ben sıfır verdiğimde. X'e sıfır. Şu nokta hangi nokta arkadaşlar? Sıfıra 4 noktası. Ve x'e sıfır verdiğimde 4 eşittir a çarpanında 0 eksi 3'ün karesi olur arkadaşlar. Doğru değil mi? Evet. Buradan yapacağız. Yaparsanız burası ne çıkar? 4 eşittir a çarpı 9 oldu. O da a'mız 4 bölü 9'muş. Yerine yazarsam a'mız 4 bölü 9. Peki r'miz neydi? 3'tü. Yazarsanız o da ne gelir? 4 bölü 3 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Diğer soruya gelelim. Evet, gördünüz mü? Noktalar verilmiş. Evet. Şu nokta nedir arkadaşlar? Sıfıra eksi 4 noktası. Şu nokta nedir arkadaşlar? Eksi 3'e sıfır noktası verilmiş. Ben bu noktalar yerine yazım sağlayan denklemi doğru yapar. X'in yerine sıfır versem sağlar. 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 Sağlamaz. Şunu eledim. Şunu. 4 çık sağlıyor. Şeyi sağlamıyor. Evet arkadaşlar. Peki geldim. X'in yerine eksi 3 yazdığımda 0 olacak. Bakın arkadaşlar yazarsam X'in yerine eksi 3'e 9 gider, olmaz. X'in yerine eksi 3 yazdığım 9. Evet cevabımız bu gelir arkadaşlar. X'in yerine eksi 3 yazdığımda y'imiz 0 olacak. Yukarıda verilen parabolün eksenleri kestiği noktalar verilmiştir. Şu noktaları hemen yazalım arkadaşlar. Burası 0'a eksi 4. Şu nokta. Şu nokta eksi 2'ye 0 noktası. Şu nokta 4'e 0 noktası. Bu neydi hatırlayan? Fx eşittir a çarpanında x artı 2 çarpı x eksi 4 değil mi arkadaşlar? Tamam. O zaman ben x'in yerine 0 yazdığımda ne olacak? Eksi 4 olacak. O zaman eksi 4 eşittir a çarpanında 0 artı 2 çarpı 0 eksi 4. Yaparsanız eksi 8 atarsam a'mız ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 2 cevabı karşınıza geldi arkadaşlar. A'mız 1 bölü 2. O zaman fx fonksiyonunu düzenleyelim. Beraber 1 bölü 2 çarpanda x artı 2 çarpı x eksi 4. Düzenlerseniz bunu arkadaşlar x kare eksi 2x eksi 8 olur. 2'ye bölersen burasını 1 bölü 2x kare eksi x eksi 4 edinme cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet geldik diğer sorumuza. Evet arkadaşlar, yukarıda grafiği verilen parabolün y ekseni 0,6. Bakın şu nokta hangi nokta? 0,6 noktamız. Şu nokta 1'e 0 noktası. Aa, simetrik senini vermiş. Kaç nokta? 3 birim. Hocam 3 birim trafo kaydı 7 olur arkadaşlar. Hemen denklemini yapalım. Fx eşittir. Eksenler kesen noktaları gördüm. Ben x eksi 1 çarpı x eksi 7 çarpı a'yı unutma. Çarpı a var arkadaşlar. A'yı da şöyle yaparım. A'yı hiçbir zaman unutma. Peki o zaman fonksiyonda ben x'in yerine 0 yazarsam x'in yerine 0 yazdığımda y'miz 6 olacak. O zaman 6 eşittir. 0 yazıyorum. A eksi 1 oldu. 0 yazdım. 0 yazdım. Eksi 7 oldu. Düzenlemenizi yaparsanız a'mız 6 bölü 7 oldu. Bize neyi istiyor arkadaşlar? F8'i istiyor. X şeyi buldum. Fx fonksiyonum burada. Hemen şuraya yapayım. Fx eşit nedir? A'yı buldum. 6 bölü 7. X eksi 1. X eksi 7. 8 yaz diyor. 8 demiş olursa 7 olur. Burası.
8'den 7 çıkarsa 1 olur. 7'de gider 6 kere 1. 6 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Yukarıda tepe noktası 2, eksi 2 olan verilmiş hemen. Arkadaşlar simetrik senini gördünüz mü? 0'sa burası 4 olduğunu görmeniz gerekiyor. 2 birim bu tarafa, 2 birim de bu tarafa doğru kaymak zorunda arkadaşlar. Fonksiyonum ne? Hemen de şunu görün. A çarpanda x çarpı x eksi 4 değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar a çarpı x çarpı x eksi 4. Bu ne demekti? Noktamız 2y eksi 2. X'imiz 2 iken y'imiz eksi 2 olacak. Eksi 2 eşittir a çarpı 2 çarpı 2 eksi 4'ten. Hemen bulalım. Eksi 4 eksi 2. 2 ile çarpalım. Eksi 4. A'mız neymiş? 1 bölü 2 a'yı buldum ben. O zaman buraya yaparsam fx'imiz neymiş arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpan da x çarpı x eksi 4. Düzenlemeni yap arkadaşım. Düzenlemeni yap. 1 bölü 2 x kare eksi 2x olur arkadaşlar çarptığımız zaman. Evet düzenlememizi yapalım. Buradan 1 bölü 2x kare cevap bursa gelir arkadaşlar. Evet şu soruya geldik arkadaşlar. Yukarıda tepe noktası verilmiş 0,8. Hemen simetri ekseni burası. Dikkat edin şurası simetri ekseni. Yani burası k. Eksi k ise burası k olmak zorunda arkadaşlar. Hemen geliyorum. Buraya yapalım. O zaman şöyle diyebilir misiniz? A çarpı fx eşittir. A çarpanda x eksi k x artı k diyebilir miyim arkadaşlar? Noktam biri x'imiz 0 iken burası 8 olacak. A çarpı ne oldu? Eksi k kare geldi. X'in yerine 0 yazdım. Yani 0'a 8 noktası. Geldim x'imiz 2 iken 6 A çarpanı da x'in yerine 2 yazdım arkadaşlar. X'in yerine 2 yazarsam 2 eksi k çarpı 2 artı k. Evet 6'yı verecek burada. Ha burada dikkat edersen aşağı biraz uzun geliyor. Simetri eksenini gördük. Şöyle denim x'te bir terim olmayacak bana. Ben o zaman şöyle yazabilir miyim? Buradan uzun geldi. Şöyle fx eşittir. A çarpanında dikkat edin. X'in karesi artı 8 değil mi? Bakın arkadaşlar şu olmayacak mı? A x kare a'mızın eksi olduğunu. Şurada yerine yazalım. X'imiz 2 iken 8'i buldum. Tamam. X'imiz 2 iken burası 6 eşittir. A çarpı 4 artı 8'den düzenlerseniz eksi 2 eşittir. A çarpı 4'ten evet A'mızı buldum. Eksi 1 bölü 2. A'yı bulduktan sonra AB uzunluğu simetrik ekseni gördünüz mü? Arkadaşlar şu geldi karşımıza. Eksi 1 bölü 2 x kare artı 8. Düzenlemeni yaparsan kardeş burası neydi? Şurası 0,8 iken evet, bunu yaptık. Evet burası 0 iken evet bakın arkadaşlar şuraya geleceğim ben. Evet x'imizi bulduk. Simetrik burayı istiyor bizden. 0'a 8 sağlıyor. Zaten o zaman 0 yaparsam o da ne yapar? Eksi 8 eksi 1 bölü 2 x kareden eksi de gider. 16 eşittir. X kareden artı 4. Eksi 4'ten 8 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet geldik son sorumuzlara. Yukarıda tepe noktası 2K olan x eksenin AB noktasında y eksenin 0,5 noktasında kesen parabol verilmiştir. Bakın arkadaşlar simetri ekseni gördünüz mü? 2 6 birim olduğunu söylüyor uzunluğu. O zaman 3 birim bu tarafa, 3 birim bu tarafa. O zaman burası eksi 1'miş. Burası neymiş? 5 birmiş. Hemen fonksiyonumuzu yapalım. Arkadaşım a çarpanda x artı 1 x eksi 5. Sonra x'imiz 0 iken x'i 0 yazdığımda y'imiz 5 olacak. O zaman burası 5 eşittir. A çarpı x'in yani 0 yazdım. 1 eksi 5. A'yı buldum. Eksi 1. Evet arkadaşlar a'yı da buldum ben. Sonra fx fonksiyonu yerine yazarsam ben eksi x artı 1 x eksi 5. Ne istiyor? Bizden arkadaşlar k istiyor. X'in yerine 2 yaz diyor. 2 yazdığında k'yı vereceğim. Ben o zaman k eşittir. X'in yerine 2 yazıyorum. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarparsam 9 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Parabolün en küçük değeri 3'tür. Hemen r eşittir eksi b bölü 2a değil miydi? Yapalım o zaman. Eksi eksi 2 bölü 2'den cevap 1 geldi. Yerine 1 yazarsam 1 eksi 2 artı m eksi 1 ne eşitmiş? 3'e eşitmiş.
Düzenlememizi yapar mı? V eşittir 5 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet, son sorumuza geldik. Parabolün tepe noktası 3K ise R eşittir eksi B bölü 2A değil miydi? O zaman M eksi 2 bölü 2 eşittir 3'ten yaparsam M eksi 2 eşittir 6, M eşittir 8 cevabı karşınıza gelmiş olur. Evet arkadaşlar, kolay gelsin. Test çözümüne devam ediyoruz. Bu kitabı bitireceğiz arkadaşlar. Haydi kolay gelsin.